Merhaba arkadaşlar. Bugün bir dijital saat örneği yapmak istiyordum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Bu bizim HTML sayfamız. Bu da CSS. CSS'i buraya çağırdım. Gördüğünüz gibi hemen başlayalım. Ben bir tane hemen bir div oluşturmak istiyorum. Divin içinde bir tane ID. ID'ye de clock diyeceğim. Yani saat. Bir div daha oluşturuyorum. Buna da time diyorum. Bu diye şu divin üstüne bir tane h1 vereyim. Ya da h1 değil de h2 verelim. h1 çok büyük oluyor çünkü. The time is now. Unutmadan size şunu göstereyim bile nasıl bir şey yapacağımızı. Şu şekilde bir şey yapacağız arkadaşlar. Tam olarak buradaki bilgisayarınızda olan veriyi alıyor. Buraya yansıtacak. Devam edelim isterseniz. Ve hemen bir span açıyorum. Bunları kapatayım. Daha doğrusu span açmadan önce bir div açayım. Çünkü span çok uğraştırıyor. Sonra div de direkt alt alta onları getirebiliriz. Buna id house diyeceğim. Ondan sonra bir span'i buraya açacağım. 00 diyeceğim buna. Biz ben daha açacağım buraya arkadaşlar. Daha doğrusu buradaki ID'yi buradaki gibi değil de spene versek daha mantıklı. ID ağız. Çünkü biz buradaki direkt buraya temas edeceğimiz için buraya vermek daha mantıklı. Biz ben daha açıyorum. Buna da hours saat diyeyim. Şimdi bunu kopyaladım. İki defa yapıştırdım. Buraya ne diyeceğiz? Dakika diyeceğim. Şuraya da saniye diyeceğim. Bunlar değişmeyecek. Yanlış şunları değiştireceğim sadece. Şu şekilde şunu da second dediğim zaman burada bir artık işim kalmıyor. Bütün yapmam gereken şey burada. Bu. Şimdi buraya başlangıçta bazı padding, margin, border değerleri var. Bunları sıfır yapıyorum. Bir de ne var? Margin. Bir de box. Box size. Border. Box diyeceğim. Bu arada arkadaşlar klavyenin sesi için kusura bakmayın. Yani bunu nasıl çözeceğimi bilemedim. Yani yazarken biliyorum video çekerken ses bayağı klavye ses çıkıyor. Yani kusura bakmayın o yüzden. Bunu yaptıktan sonra şimdi bizim burada şekilde görüyorsunuz. Şimdi bunları merkeze alacağım. Bir de body'ye arka plan bir renk vereceğim. Onun için merkeze almak için önce display flex diyeceğim. Justify content center. Şimdi bu align items bu dikey de merkezliyor. Şu şekilde. Neden şu an tam merkeze değil? Çünkü bir yüksekliğimiz body'nin herhangi bir şuraya bir yükseklik vereyim. Mount min height 100 ve h dedikten sonra merkezleyecek. Şimdi bu align items şu dikey olarak merkezliyor. Buradaki justify content de yatay olarak merkezliyor. Onu bilelim arkadaşlar. Bir de buna background vereceğim. Ne verelim? 03A1 FT'ymiş. Şekilde. Gördüğünüz gibi arka planımız da geldi. Rengimiz. Devam edelim. Bizim bir şuradaki yazıyı bir düzenleyeyim biraz. Neydi? H2'ydi o. Font family. Hemen rastgele şuradan şunu veriyorum. Daha sonra position number relative dedim. Display bunu blok haline getireceğim. Ondan sonra bir renk verelim. Beyaz diyelim buna. Şekilde. Text center. Bakayım margin falan vermeye gerek var herhalde ya. Bir de bunu text transform deyip uppercase yazıyı büyütelim. Şimdilik isterseniz letter space diyerek bir piksel verebiliriz. Hatta buna bir box shadow ekleyebiliriz. 0 piksel
3 piksel ne olsun? RGB 0.0.2 siyah vereceğim. Yani bunun şuradaki rengini bizim box'ımızın, daha doğrusu bir gölge ekliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gölge ekledim. Şuradan biraz belli oluyor zaten. Onu daha sonra değiştiririz. Şimdilik böyle kalsın. Şuna yalnız bir home size'ına da 1.5 diyebiliriz. Çok mu? Yani iyi böyle. Hatta şu şekilde desek. Tamam arkadaşlar. Bunu bir düzenledikten sonra bizim neyimiz vardı başka? Time'ımız vardı. Time'da önce şunların hepsini şey yapmam lazım. Display flex haline, yani yan yana getirmem lazım. Onu yapayım. Bunu yaptıktan sonra bunların hepsinin yan yana geldiğini göreceksiniz. Şimdi şunları, spanlerimizi bir düzenleyelim. Ama ondan önce divimizi düzenleyelim. Position relative bize. Şimdi divimizi, divleri düzenleyelim ki spanleri daha rahat düzenleyebilelim diye. Buna da hatta margin 3'ten 0 piksel, daha doğrusu aynen 3'ten 0 piksel, sağdan soldan 5 piksel şekilde aralarını açtım arkadaşlar. Hatta şu yazımızın margin button diyerek ne olsun, bir rank çok mu olur bir bakalım. Ya iyi böyle kalsın şimdilik. Bunu da düzenledikten sonra şimdi spanlerimizi düzenleyebiliriz. Div time div span diyeceğim. Şimdi span'de ne yapacağız? Önce span bir width height diye vereceğim. 80 piksel. Nasıl oldu bir bakalım. Yani şimdi buna bir background falan vereceğiz. Ancak görebiliriz. Şimdi göremeyiz. Background'ımız ne olacak? 2.1.96.f3. Şunları ben daha önce aklımda tutmuştum arkadaşlar. Onları yazıyorum şu şekilde. Tabi bunlara bir de display blok haline diyelim ki bunlar alt alta gelsin şu şekilde, gördüğünüz gibi. Yani şu display blok halinde olmadığı zaman bunlar spanlerimiz, burada iki tane span var. Bu spanler yan yana geliyor. Ama blok dediğimiz zaman bunlar alt alta, yani bir blok halinde baştan aşağı width değerini komple alacak. Bunu da söyledikten sonra position relative diyelim. Bunlara daha iyi ayar çekebilmek için bir shadow verelim mi? Verelim hadi. Buna da aynısını verelim. 0 piksel, 0 piksel, 3 piksel. Buna da yine de her şekilde aynen şunu verelim. Şurada gördüğünüz gibi. Başka ne verebiliriz? Buna text align bizim yazılarımızı merkez almak için şurada. Daha sonra bu yazılara bir boyut verebiliriz. Text font size diye kendim desek bakalım çok mu büyük olur? İyi bu. Şu hatta onu biraz daha 3 diyeyim. Aynen 3.25 diyeyim. Şimdi bunları, buradaki yazıyı düzenleyeceğim. Şu benim amacım, şunu tam buraya güzel bir şekilde pozisyonlamak arkadaşlar. Yani şu şekilde iyi sanırım yani. Bunu hallettikten sonra font family bakayım, burada güzel bir şeyler yok herhalde. Biz bunları kendimiz yazı da indirebiliriz. Şimdilik burada şu şekilde kalsın da. Yani bir de burada şeyi düzenleyelim arkadaşlar. Yani şunu alayım direkt, uğraşmayayım hiç. Span. Şimdi bizim ikinci spanimizde, yani şunlar. Şunlar bizim ikinci spanlerimiz. Bu arada videodayız değil mi? Aynen, tamam. Güzel. Bunlar bizim ikinci spanlerimiz. Bunlarda şuradaki yazıyı benim küçültmem lazım. Çünkü sığmıyor buraya. Şimdi yazıyı küçültmek için şuraya n diye h child, buraya 2 diyorum. Yani ikinci spanleri alıyorum. Divin içindeki, bunlar hepsi divler. Divlerin içindeki bu birinci span, bu ikinci span. Yani benim hour, minute, second diye yazdıklarım. Şimdi bunları ne yapacağız? Bunların font size'ını düşürelim. Burada ne vermiştik mesela? 3.5 vermiştik. Buna da 1.5 diyeyim, bakalım ne olacak.
1,5 enleyeyim. Şimdi biraz daha sanki okunur hale geldi. Tabi buna da bir line height verelim. Ne verelim line height'ına? Bizim burada span'imiz toplamda 80 pikseldi. Buraya da 80 piksel verelim. Şu şekilde tam merkeze geldi gördüğünüz gibi. Ama bu siyah ben beğenmedim bunun rengini. Nerede şunun bizim span'imiz, bu bizim background'ımız, rengi şurada kalın beyaz vereyim şu şekilde. Şunu alayım şuradan. Bu şekilde kaydettiğim zaman gördüğünüz gibi beyaz olarak geldi arkadaşlar. Şimdi hatta burada mesela bu bizim time'ımızdı. Biz time'a bir nerede? Şunu şuraya değil de şu box'ı şu şekilde yapsak daha mı güzel olur diye bir bakalım. Şunu bir padding verelim. Şunun rengini biraz daha belirgin edelim ki şu şekilde. Ama önce bir border vereyim. Şuna bir pixel solid black diye. Şimdi sanki daha güzel oldu. Şu şekilde 15 20 diyeyim. Ya da buna gerek yok ki. Niye ben bunu gerek yok ya, bence hiç buna şu şekilde kalsın yani. Öyle değil mi? Hatta şuna da bir reflection vereceğiz. Buradaki bizim diplerimiz var ya. Web get below. Daha sonra burada mesela ne verebiliriz? Bir piksel linear gradient deyip rengini transparent şuraya da bir virgül koymam lazım. 1, 2, 3, 4 şu şekilde siyah olsun. Yani bence bir şeylere benzedi yani, çok da tam böyle oturmuş olmasa da ya idare ediyor. Bunu stil olarak değiştirebiliriz daha sonra. Şimdi bir JavaScript'e gelmemiz lazım. Buna script şimdi type text JavaScript diyeceğim. Yani bunu yazmanıza gerek yok da. Çünkü bu yeni nesil arayüzlerde artık bunları yapmanıza gerek yok. De ben yine de alışkanlık öyle yazmak istedim. Şimdi bunu yaptıktan sonra biz ne yapacağız burada? Benim bilgisayarımın 3 tane veri alacağım. Saat, dakika ve saniye olarak bu 3 tane veriyi alacağım. Bu veriyi almak için buraya bir tane fonksiyon açıyorum ben. Şu şekilde. Şimdi fonksiyonu açtıktan sonra şimdi buraya bir const var diyeyim. Dokument get element by id şuraya. Dokument get element. Burada bir var dedim de buna bir how diyeceğim. Var ne alaka, ben onu anlamadım. İki tane. Neyse. Pardon arkadaşlar. Şimdi buradaki how. Bunu seçeceğim, alacağım çünkü şimdi bir saatim var. Yani ben bunu ekrana yazdıracağım ya. Bunun ID'si neydi? Ben bu sürekli buradaki değerleri değiştirmek istiyorum. Daha doğrusu bilgisayarımızda var olan saatin değerlerini buradaki bizim oluşturduğumuz span'in içinde ekrana yazdıracağım. Şöyle iki tane daha oluşturayım. Bunlara da bu neydi? Minute. Bu da second. Bunları da değiştirelim. Buna da bu şekilde. Şunları yaptıktan sonra var h diyeceğim. Çünkü new date. Bunları benim bilgisayardan benim
Saat bilgisini bilgisayardan çekmem lazım. Get hours diyeceğim. Var me new day. Buna da get minutes. Pardon arkadaşlar. Get minute diyeceğim. Buna da var second new day. Get second dedikten sonra şimdi elimizde saat, dakika ve saniye değerleri var. Şimdi bunları ne yapacağım? Bunları inner HTML kullanarak buradaki ID olarak oluşturduğum şu değerlerin içine atacağım. Şimdi onun içinde şöyle hemen hour.inner HTML eşittir h diyeceğim. H olacak bu. Allah Allah. Ne vardı başka? Minutes nokta inner html m diyeceğim. Second vardı bir de. Second nokta inner html s diyeceğim. Bu kadar basit. Şimdi bunu da yaptıktan sonra şimdi benim saniyede yani saniye olarak bir saat interval kullanacağım burada. Çünkü bir saniye, bir saniye, bir saniye sürekli ben ekranda bu zaman verisini görebilmem için burada bir de saniye kavramı yani bu set interval var. Daha önce kullandınız mı bilmiyorum ama set interval diyoruz. Bizim burada oluşturduğumuz fonksiyonu alıyorum ve bir zaman belirliyorum. Bir saniye mesela. Yani bu şekilde bir kontrol edelim. Şimdi gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Şimdi bunu yenilediğim zaman yani bilgisayarınızdaki saat neyse tekrar o geliyor. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi. Dakika ne kadar olmuş? 17 dakika. Yani bir böyle basit bir uygulama için 17 dakika çok. O yüzden şimdi burada aslında pek bir şey yok yani basit 3 tane span açtım. O 3 tane span'e ID değerleri verdim. O ID değerleri daha sonra burada JavaScript'te alarak bizim tabi burada date bilgilerimizi bu inner HTML kullanarak buradaki hour, minute ve second olarak oluşturduğumuz ID'nin içine attık arkadaşlar ve bunu ekrana bastırdık yani inner HTML olarak. Ve yaptığımız şey buydu yani aslında bir şey yok. Buradaki zaten avur zıvırlar yani bunları hiç kullanmasanız da burada bir saat oluşturabilirsiniz bu şekilde. Şu JavaScript bir tane fonksiyon açarak. Yani bu işin civcivli kısmı arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi kendiniz artık bunları dizayn edebilirsiniz ne yapmak istiyorsanız. Yani benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Evde kalın, sağlıkla kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet.